Partisi'nin Kızılcahamam'daki kampında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam'daki kampında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında, demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez, ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, yerel yönetimlerde yeni bir reform büyük ihtiyaçtır. İstanbul'daki seçimlerde yolsuzluk tespit edilirse seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş başarı hiç kimseye fayda sağlamamaktadır, dedi. İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları. Demokrasi tüm kurul ve kurallarıyla çalışır haldedir. Milletimizin takdir ve tercihi belli olmuştur. Ancak 31 Mart seçimlerine gölge düşürmek isteyenler elbette boş durmamışlardır. Demokratik süreçleri o yumuşak GMAK, demokrasi yara alırsa geleceğimiz tehlikeye girecektir. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir. Hiç kuşku yok ki, 2 günlük toplantı serimizde 31 Mart seçimlerini tüm boyutlarıyla değerlendirme fırsatımız olacaktır. 31 Mart Mahal İdareler seçiminin kazananı açık ara farklı Cumhur İttifakı'dır MHP. 31 Mart seçimlerine büyük anlamlar yüklemiş, milli bekamız üzerinde derin yankıları olacağını ifade etmiştir. Bunda da ne kadar haklı olduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır. Şunu bir defa gönül huzuruyla ve tam bir inanmışlıkla söylemek isterim ki, 31 Mart Mahal İdareler seçiminin kazananı açık ara farklı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın çağrısı milletimiz tarafından hem duyulmuş hem de kabul görmüştür. Bu durum Türkiye için muazzam bir başarıdır. Seçimsiz geçecek 4,5 yıllık zaman diliminde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüyle ilgili yapılacak müstesna hazırlıklara güçlü bir destek Türkiye'ye demokratik bir katkıdır. Yenilgimizi gözleyenler ters köşeye yattılar. MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu, çok şükür iddialı ve inançlı yükselişine devam etti. Bizim fitne koliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla oyalanmaya, onların seviyesine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız, dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, kutlu deya veya meyze deya ne vazgeçmeyeceğiz, kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz, Türkiye'nin egemenlik haklarını müdafaadan vazgeçmeyeceğiz. Milli bekayı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. İhanet ile mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. MHP tarihin doğru yerindedir. MHP siyasetin doğru yönündedir. MHP Türk milletinin tertemiz özü, kudretli sözüdür. Türk demokrasisi her türlü engellemeye, karamsar yaklaşımlara, iftiralara, yalanlara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtlamıştır. 31 Mart Mahal İdareler seçimi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulanmaya başladığı dönemde hayata geçmiştir. 31 Mart seçimleri tarihi önemdeydi. Onlar her fırsatta eskiye dönmekten bahsediyor. Zillet İttifakı yeni hükümet sistemine mesafeli tavırlarını muhafaza edip her fırsatta eskiye dönmekten bahsediyorlar. AK Parti ve MHP'nin oyu 24 Haziran'ın gerisine düşmemiştir. Gerçekleri çarpıtmak nafiledir. Her şey çok açıktır. İster il genel meclis seçiminden çıkan oransal veya sayısal sonuca bakalım, isterse de belediye meclis seçimindeki tabloyu yorumlayalım, biliniz ki sonuç asla değişmeyecektir.
Orta Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere hemen hemen tüm seçim çevrelerinde MHP hem Cumhur İttifakı içinde hem de tek başına siyasi varlığını göstermiş, muazzez yükselişini sürdürmüştür. Üretken belediyecilik anlayışımız tasdik edilmiş, duruşumuz sempati toplamış, çağrılarımız dikkate alınmış, ilkeli tutumumuz dürüstlüğümüz karşılık bulmuştur. Elbette 3 hilali sahiplenen aziz millet evlatlarıyla iftihar ediyoruz. Elbette tüm adaylarımızla, sevdalılarımızla gurur duyuyoruz. 31 Mart seçimleriyle ilgili 3. yorum ve kanaatimiz şudur. MHP ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmıştır. MHP ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmış. Sonuç itibariyle belediye başkanlıkların kahir ekseriyeti ehline emanet edilmiştir. Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkanlığı kazanalım. Dilerdik ki daha yüksek oy oranına ulaşalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Daha iyisini, daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde güç birliğiyle mutlaka sağlamış olacağız. Bize bağlanan güveni boşa çıkartmayacağız. Oy oranımızı %7,4 olarak göstermek haksızlıktır. MHP'nin aldığı oy oranı %18,81'dir. Bunlar rahatsız olmaya devam etsinler. MHP de yürüyüşüne devam edecektir. Rehavete kapılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. İSPATL sandık YOLSUZLUKLARYNA göz YUMMAMZ kesinlikle düşünülemez demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir. Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme Bahçeli, vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçimde düşünülebilir.